Merhaba gençler, zemin mekaniği 2 derslerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz zeminlerin kayma direnci veya kesme direnci. Zemin mekaniğinde inşaat mühendisleri iki ana problemle uğraşıyorlar. Bunlardan birincisi stabilite veya denge problemleri dediğimiz problemler, ikincisi de deformasyon problemleri. Stabilite denge problemleri herhangi bir yapıda ki burada bakınız yüklenen bir temel sistemi olabilir. Şevlerde bir kayma veya bir heyelan dediğimiz durum olabilir. Veya bir dayanma yapısında arkadaki toprağın itkisinden dolayı bir devrilme problemi olabilir. Bunların hepsi zemin ortamında bir kesilme veya makaslanmadan dolayı oluşan problemler. Bizim işte stabilite problemleri bu makaslanma olmadan acaba ne kadar bir yük yükleyebiliriz? Buradaki şevin açısını ne kadar yüksek yapabiliriz? Veya şuradaki dayanma yapısının boyutlarını ne kadar seçmeliyiz ki devrilme olmasın? İşte bu tarz problemlere cevap aradığımız durum stabilite problemleri. Peki burada ne oluyor? Ona bir bakalım. Şimdi burada görüldüğü, bu görselde gördüğümüz üzere bir temel sistemimiz var ve temel sistemimize yapıdan gelen bir yük mevcut. Bu yük altında hemen temelimizin altındaki temel zemininde bu yüklemeyi taşıyıp taşıyamadığını inceliyoruz. Burada görüldüğü üzere eğer bizim yüklememiz çok büyük olursa bizim temel zeminimizde herhangi bir yerinde bir kayma veya kırılma yüzeyi oluşur ve buradan temelimize gelen yük buradaki zemini hareketlendirir. İşte bu hareketlendirme biz zeminde göçme olarak ifade ediyoruz. Peki bu göçme olması için yani buradaki yükün nereye kadar ulaştığı zaman acaba zeminde göçme oluyor? Şöyle diyelim ona da. Bakınız burada kesilen daha doğrusu hareketlenen zeminin hareketlendiği yüzey burası. Burada yukarı doğru çünkü buradaki dış yüklemeden dolayı yukarı doğru bir hareketlenme mevcut. Peki bu hareketlenmeye sebep olan şey nedir? Bakınız bu kırılma yüzeyi boyunca yukarı doğru hareketlenmek isteyen aslında bir kesme gerilmesidir. Peki buna karşılık zeminin yani temel zemininin gösterdiği direnç ne olarak karşımıza çıkar? Yine kırılma yüzeyinde buradaki hareketlenmeye ters yönde oluşan bir kesme gerilmesi veya kayma gerilmesi. Hareketlenmeye ters yönde oluşan bir kayma gerilmesi. Buna da toğ zemin diyelim. Dış yüklemeden dolayı oluşan buradaki toğ bizim zeminimizin gösterdiği direnç. Eğer toğ zeminimizin gösterdiği dirençten küçükse bu şekilde bir göçmeyle karşılaşmayız. Eşit durumu tam limit durumdur. Hareketlenmeyi sağlayan toğ eğer zeminimizin direncinden fazlaysa işte bu an göçme anıdır. Bizim istemediğimiz durum budur. Yani şuradaki hareketlendirecek olan toğunun zeminimizin direncine karşılık gelen toğ zeminden asla büyük olmasını istemeyiz. İşte denge problemleri şuradaki göçme olmadan bizim buradaki zeminimizi ya daha doğrusu temel zemininin ne kadarlık bir yükle yükleyeceğimizi ortaya çıkarmaya çalışmamızdır.
Aynı şekilde burada bakınız bir heyelan durumu mevcut. Burada da şuradaki kütlenin yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru hareketlenmek istediğini görüyorsunuz. Ki kesilme olma olası yüzeyi şöyle çizilmiş size. Buradaki hareketlenme bakınız aşağıya doğru. Üstteki kütle yer çekiminden dolayı aşağıya doğru hareket etmek istiyor. Çünkü bu kütlenin bakın şöyle bir ağırlığı var. Ve bir tane bu ağırlığın bir bileşeni de aşağı yönlü oluyor. Bu hareketlenmeye ters yönde şevimizin içinde bakınız bir direnç toğusu oluşuyor. Bu toğu zemin olarak yine ifade edelim. Hareketlenmeye sağlayacak olan toğu diyelim. İşte zeminin direnci veya zeminin buradaki hareketlenmeye karşı göstereceği kayma gerilmesi büyükse burada bir heyelan olmayacaktır. Ama şuradaki toğ yani aşağıya doğru hareketlendirmek isteyen toğ zeminimizin kayma gerilmesinden büyükse de bu şekilde bir heyelana sebep olacaktır. Yine başka bir problemde bir itki durumu mevcut ki bunu zemin mekaniği 2'nin bir konusu olarak ileride göreceğiz. Buradaki itkiye P diyelim. Buradaki itki eğer bizim şuradaki yapımızın ağırlığından dolayı oluşacak olan direnç ki dediğim gibi o ünitede ayrıntılarla bunu inceleyeceğiz. Eğer buradaki itki buradaki ağırlıktan yani yapımızın geometrisinden daha büyük bir itkiyle iterseniz şu arkada zemin içinde duvarın ön tarafa doğru devrilmesinden dolayı şurada bir ne olacak çocuklar? Hareketlenme olacaktır. Peki bu hareketlenme nasıl olacak? Demek ki duvar bu tarafa doğru devrilmeye başladığı zaman buradaki kamanın aşağıya doğru hareketlenmek isteyeceğini ve buna ters yönde yine arkadaki zeminde toğ zeminin oluşacağını eğer buradaki hareketlenme toğ zeminden büyükse duvarımızın devrildiğini, eğer toğ zeminimizin bundan büyük olması durumunda yani toğdan büyük olması durumunda da duvarımızda herhangi bir stabilite probleminin olmayacağını söyleyebiliriz. Her halükarda bizim burada yaptığımız şey nedir? Bizim dış yüklememiz ister bir temel olabilir veya bir şevdeki gibi bir yer çekimi yönündeki veya yer çekiminden dolayı aşağıya doğru bir hareketlenme isteği olabilir veya yanal toprak etkisinin büyüklüğünden dolayı duvarın öne devrilmesi olabilir. İşte buradaki problemle karşılaşmamak için yük ne olacak? Geometrimiz ne olacak? Şuradaki şevin yatayla yapmış olduğu açı ne olacak? Hepsi stabilite problemlerinin ilgi alanına giriyor. İkinci problemimize geçelim. Zemin mekaniğinde incelediğimiz ikinci problem türü deformasyon problemleridir. Zemin kütlesinde yine göçme olmaksızın, daha doğrusu göçmeye varmadan bir zemin kütlesi yüklenme sonucunda ne kadar yer değiştirir, bu yüklemeye ne kadar bir deformasyonla karşılık verir, işte bu hesapları yaptığımız problem türü deformasyon problemleri. Deformasyon problemlerine örnek verecek olursak, yüklü bir temel sistemi veya bir mühendislik dolgusu altındaki elastik oturma, eğer temel zeminimiz ince daneli yani kil bir zeminse ve suya doygun bir zeminse konsolidasyon oturmaları göstermekte. Bunların hesapları hepsi deformasyon problemlerinin inceleme alanına giriyor. Zemin mekaniğinde incelediğimiz denge ve deformasyon problemlerinin en meşhur örneği yükleme deformasyon eğrisinin çizilmesidir. Bir temel sistemi ve temel sistemine gelen bir yük olsun. Bu yükün temel zemininde meydana getireceği oturmaları ölçelim. Temel zeminimizin durumu eğer sert veya sıkı bir zeminse yükleme deformasyon ilişkisi bu şekilde olurken
temel zeminimiz yumuşak veya gevşek bir zemin ise daha farklı bir yükleme, deformasyon eğrisi ortaya çıkmaktadır. Burada sert kavramı ince daneli zeminler için kullanılan, yani temel zemininin kirli ve silti malzeme ise sert veya yumuşak olarak ifade ediliyor. Eğer çakıllı ve kumlu bir zemin ise, yani granüler bir zemin ise, o zaman da gevşek ve sıkı bir zemin olarak ifade ediliyor. İşte bu zemin türlerinin durumlarının, yani sıkı veya gevşek olmasının veya sert veya yumuşak olmasının zeminimizin yükleme deformasyon ya da yükleme oturma ilişkisinde, bakınız, iki farklı eğrinin ortaya çıkması sonucuna ulaştırıyor. Burada bakınız, göçme kısımları sıkı ve sert zeminde buradaki noktada, gevşek veya yumuşak zeminde de bu noktada. Her ne kadar şuradaki gerilmeler dış yüklemeden dolayı temel tabanında şurada oluşan gerilmeler gibi olsa da, bizim zeminimizin göçmesi aslında doğrudan bununla ilişkili değil. Zeminimizin kayma yüzeyi, yani göçme yüzeyi boyunca oluşan toğ ve zeminimizin buna gösterdiği direnç, TOF ile ifade edelim, bu ikisinin birbirine göre, durumuna göre burada göçmenin olup olmayacağı ortaya çıkıyor. Q etkili fakat doğrudan Q değil, Q'nun meydana getirdiği kayma yüzeyi veya kırılma yüzeyinde meydana getirdiği TOF ile zeminimizin buna gösterdiği direnç TOF arasındaki ilişkiden bizim burada veya diğer zemin durumunda burada göçme meydana geliyor. Evet, yüklememiz bir deformasyon, yani bir oturmadan çizilmiş olabilir. Ama dengeyi kaybetmesi çocuklar TOF, yani kayma veya makaslama gerilmeleriyle oluyor. İşte bizim zemin mekaniğindeki ilk ünitemiz olan zeminlerin kayma direnci TOF'in nelere bağlı olduğu, nasıl hesaplandığı, nelere dikkat etmemiz gerektiği bu ders kapsamında incelenecek olan konu başlıkları. Bu ders burada bitiyor. Bir sonraki ders görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.